Efendim şimdi özel bir röportaj getireceğiz ekranlara. 1999 Zonguldak doğumlu Ahmet Öktem Arıç. Zonguldak'ın gri havasının kendine vermiş olduğu duygularla çıkmış bu yola ve birçok projeyi de hayata geçirmeyi başarmış bir isim. Ortaokuldan beri fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Düşüncelerim ve hislerimi aktarmaya çalışıyorum. Fotoğrafı bir araç olarak kullanıyorum aslında. Zonguldak'ın bana katmış olduğu bir şey var. Sisli havası, yağmurlu havası, kasvetli havası. Melankoli halinde bir yolculuk halinde gidiyoruz. Fotoğraflarımı da ona göre çekiyorum. Oradan besleniyorum diyebilirim. Cennet Tüneli adında bir belgesel çektik. Belgesel Zonguldak'ı, madenciliği ve kömürü anlatıyor. Aslında emeği anlatıyor. Güzel bir proje oldu. Emeği ve emekçiyi anlamak için izlenmesi gereken bir belgesel olarak düşünüyorum. Zonguldakların bu sanata bakış açısı nasıl? Kimlerle görüştünüz, kimlerden yardım istediniz? Zonguldakların sanata bakış açısı biraz sığ ama daha da iyi olacağını düşünüyorum. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Başka projeler var mı? Kıyıda köşede kalmış şeyler aslında daha çok dikkatimi çekiyor. Mesela gece 12'den sonra Zonguldak'ta hayat bitiyor zannediliyor veya Zonguldak sadece kömürden ibaret zannediliyor ama kömürden ibaret değil Zonguldak. Gece 12'den sonra katırların sokaklarda dolaştığı, çöp topladığı bir hayat başlıyor. Mahalle araları dar olduğu için, merdiven şehri olduğu için Zonguldak, çöp arabalarının giremediği yere katırlar giriyor ve çöpleri topluyor. Bir akşam arkadaşımızla yürürken bir belediye işçisi abiyle denk geldik. Onunla sohbetimiz oldu. Bir anısını anlattı bize. Katır işini bitirdikten sonra pastanenin önünde duruyormuş ve hiç hareket etmiyormuş. Ta ki poşe yiyene kadar. Her sabah böyle. Burada benim dikkatimi çeken katırın pastaneyi algılayıp orada durması değildi aslında. Az maaşlı belediye işçisinin kendi cebinden her sabah katıra poğaça almasıydı. Bununla ilgili bir belgesel çektik ve gördük ki içine girince aslında sevgi daha büyük, boyutu daha büyük. Katırlara insan isimleri vermişler. Yani bu da onları kendileri gibi hissettikleri, kendileri gibi gördükleri anlamına geliyor aslında. Ve şu anki hayvanlara, kötü davrananlara karşı kıyıda köşede kalmış bir sevgiyi açığa çıkardık. Son olarak şunu soralım. Bundan sonraki hedefiniz ne? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ne bekliyorsunuz? Şu anda Zonguldak'ın en büyük problemi kaçak ocaklar. İnsanlar kendi evlerinin altında kendi çabalarıyla devletten gizli bir ocak açıyorlar ekmek parası için. Bunun için, o insanları anlamak için birkaç projemiz var. Onlar için günü sayıyoruz. Sadece Zonguldak için mi geçerli şu anki projeler? Yoksa diğer illere de ilerleyen günlerde uzanabilir misiniz? Uzanabiliriz yakında. Fotoğraf çekerken havanın da durumuna bağlı olabiliyor. Hava karanlıksa yalnızlık temalı çalışıyorum. Veya çok güzel güneş olunca doğa, çiçek, böcek, manzara. Ama genelde kendimi çekerken soyutluyorum sanki. Etrafımdaki şeyleri yok ediyormuşum gibi. Evet, Ahmet Öktem Arınç ve ailesine Zonguldak'a sevgiler.